burada ne işin var? Sana kurabiye getirdim prensesim. Anne? Annem benim için geri dönmüş. Anne! En sevdiğim şey büyüklerine haber vermeden evi terk eden küçük çocuklardır. Oh, mis gibi kötülük kokusu alıyorum. İşte bu. Bunların anne babalarını da böyle göndermiştim öteki dünyaya. Haydi bas gaza, bas! Bas da es şu iyilik meraklısı beni. Yahu bassana, kadran 90'ı göstersin, hadi! Ah! Şu den sizin yaptığına bak, kızı eziyordu. Iskaladık. Hızı yanlış ayarladık tabii. Zaten kötülükler okulunda da beceremezdim hız problemlerini. Neyse, öldüremedik ama korkuttuk. Evladım, iyi misin sen? Ama siz annem değilsiniz. Canım benim. Rengin nasıl bembeyaz olmuş. İyi misin sen bir tane? Annem değil ama annem kadar iyi biri herhalde. Tıpkı onun gibi sarılıyor bana. İyi misin bir tanem sen? İyiyim. Bundan sonra daha dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Çok iyi birine benziyor. Keşke biraz daha benimle ilgilenseydi. Buldum. Şey, aslında biraz bacağım ağrıyor. Bacağın mı ağrıyor? Evet. Bakayım hayatım. Bir fikrim var. En iyisi bize gidelim. Evimde seni hem dinlendirmiş olurum, hem de şöyle bacağına güzel bir ilaç süreriz, olur mu? Olur. Git git. Git de evdekiler merak etsin. Hadi gel o zaman. Hoppa. Git bakalım küçük cadı. Tanımadığın insanların evine git. Hep Serena'ya mı puan kazandıracaksın? Biraz da bana puan kazandır, değil mi? Gelsin bakalım puanlar. Geç kızım, geç Leyla yavrum. Emrettiğiniz gibi Aslı Hanım. Aslı yenge, beni çağırmışsınız. Hayır canım, seni çağırmadım. Seni çağırdı dıdırdı. Müstesna'ya emir verdim, o seni çağırdı. Sen kimsin ki ben seni çağıracağım ve kimsin sen ha? Aman neyse, neyse, sinirimi bozmayayım. Selin nerede? Dilara'ya ders çalıştırmaya gitti. Allah Allah! Yalan söyleme bana! Ben bu numaraları yemem. Ben de sizin yaşınızda oldum, tamam mı? Ben adamı çok fena rencide ederim. Çok, ne yaparmışım? Rencide edermişsiniz. Ben de gördüm Aslı Hanım. Dilara'nın abisi aldı Selin'i. Müstesna, sana bir şey soran oldu mu? Yok, hayır, olmadı. O zaman ne konuşuyorsun canım? Ha? Neyse, konu kapanmıştır. Ben o büyük çadı eve gelince onu çok fena rencide edip cezalandıracağım zaten. Küçük çadı nerede? Nazlı'yı ben de merak ettim ama dışarıda oyun oynuyordu. Ben de etrafa baktım, hiçbir yerde yok. Ama nerede olacak canım? Parkta, bahçede, sokakta bir yerlerde oynuyordur. Ama Nazlı bu kadar uzun süre ortadan kaybolmazdı ki. Ya başına bir şey geldiyse? Aman ne gelecek canım başına? Hem kötü haber tez yayılır derler. Yani başına bir şey gelmiş olsa karakoldan, hastaneden, bir yerden mutlaka duyardık, değil mi? Geniş olun biraz, geniş geniş geniş. Dikilmeyin böyle. Hadi sen de şimdi sen de dersini başla. Kış, kış. Emredersiniz Aslan. Ben bir kapının önüne bakayım. Aman bak, koş bak. Gözünün önünden kayboldu. Nereye bakarsan bak. Bak, bu odada dinlenebilirsin. Burası kimin odası? Burası benim kızımın odası. Sizin kızınız mı var? Vardı. 3 sene önce maalesef öldü. Ben sizi üzmek istemezdim. Biliyorum bir tanem, biliyorum. Sen bana bakma. Odada uzun zamandır çocuk sesi yoktu da. Tuhaf oldu. İsterseniz çıkabiliriz. Hayır, lütfen.
Alışırım merak etme sen. Sen bana bakma. Teyzeciğim üzülmeyin. Benim annem ve babam da öldü. Eminim ki onlar beni cennetten izliyorlar. Sizin kızınız da sizi cennetten izliyordur. Ne güzel işte. Sen de kızını kaybetmişsin. Bu küçük canı bundan sonra senin kızın olsun be. Nilay. Nilaycığım. Aklıma bir fikir geldi canım. Nazlı. Madem senin de annen ölmüş, o zaman bana anne diyebilirsin. Gerçekten mi? Evet. Peki anneciğim. Canım, küçük kuzum benim. Hadi bakalım. Sen oyuncaklarında güzel güzel oyna. Ben sana kekle meyve suyu getireyim, tamam mı? Tamam. Aferin. İşte ve Hades efsane güçlüğü dağıtıyor. Bundan sonra her akıllarına geldiğinde ne 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 Selena, Selena diye o gereksiz iyilik meraklısını çağırıp iyilik yaptıramayacaklar. Oh be. Müstesna, ne oldu? Geldi mi Nazlı çocuklar? Hayır amcacığım ya. Of, inşallah kardeşime bir şey olmaz. Paniğe kapılma şekerim, bir şey olmamıştır. Zülfikar nerede? Nazlı'yı aramaya gitti. Esnafa falan sorarım dediydi. Amcacığım ne olur bir şeyler yapın. Nazlı'nın başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Üzülme yavrucuğum, bir şey olmaz. Hemen öyle kötü olasılıkları düşünmeyin. O bir yerde oyuna falan dalmıştır. Zülfikar bulup getirir onu, değil mi? Ah inşallah, inşallah. Allah'ım yardım et şu çocuğa. Aslı sen ne yapıyorsun? Ekrem'ciğim. Ne yapayım, oturuyorum işte, kurabiye yiyorum, gelsene. Aşk olsun sana yani. Yeğenimiz kayboldu diye biz burada telaş içindeyiz. Sen öyle oturuyorsun. Ay ne olmuş yani? Sanki böyle ayakta durunca bulacak mıyız kızı? Kesin kesin bir yerlere saklanmıştır o küçük tatlı cadı. Evet Ekrem, hem geçen sene olanlardan ders alsaydı da evden uzaklaşmasaydı ya. Ne olmuştu ki geçen sene? Ay hatırlamıyor musun? Hani bu küçük Ezi'yi ben diye kaçırmışlardı ya. Midye falan istemişlerdi sonra hani. Midye mi istemişlerdi? Kıvılcım hem kötüsün hem de salaksın. Midye değil fidye. Aman neyse ne be, ortanca ezik. Ay evet Ekrem'cim. Geçen sene kaçırmışlardı bu çocuğu. 100 milyar fidye istemişlerdi, hatırlıyor musun? Ay şimdi enflasyon oranı falan da onda üstüne kayan trilyonlar isteyecekler. Vermeyeceksin diye Ekrem, verme 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 canım verme. Aslıcığım saçmalama, ne kaçırılması? Nereden çıkarıyorsun bunları? Belki de kendini kaçırttırdı bu çocuk. Evet evet, beni kaçırın fidyeyle paylaşırız dedi. Evet. Aslı. Yok artık ya. Vallahi bu sene fidye midye veremem çocuklar. O kadar çok istiyorsanız harçlıklarınızı biriktirip ödersiniz fidyeyi, tamam mı? Aslıcığım saçmalama Allah aşkına bak. Çocukları da korkutuyorsun. Nerede kaldı bu Zülfikar Müstesna? Ne bileyim. Geldi. Zülfikar. Zülfikar aradılar mı, kaç para istediler? Söyle, vermeyeceğiz de sen yok paramız deseydin. Ne dedin? Aslı. Sormadım ki. Vermeyeceğiz değil mi canım, nasıl olsun? Ne oldu Zülfikar? Efendim ben bizim mahalleyi dolaştım. Aşağı mahallelere de baktım, esnafa da sordum, yok. Yok! Olamaz ya. Hadi gel biz beraber bir arayalım. Tamam. Aa hayatım! Nereye gidiyorsun? Bankaya gitmiyorsun. Fidye midye. Bana bak, fidye kredisi falan da ver. Hem bankalar bugün kapalı hayatım. Gitme ne olursun, gitme. Aslı bir sus. Allah aşkına bir sus. Çocuklar hiç merak etmeyin. Nazlı akıllı kızdır. Kaybolduğunu fark ettiyse doğru karakola gitmiştir. Biz de şimdi karakola gidip alırız onu. Amcacığım bir şey öğrenirseniz haber verirsiniz değil mi? Tamam. Size de haber gelirse siz de bizi arayın. Tamam mı? Tamam. Hadi ört. Hadi. Hayatım olmuş da ölmüşe çare yok. Gitme. 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 Uf ya nasıl izin verdim dışarı çıkmasına? Salaksın da ondan valla bak. Allah'ım lütfen Nazlı'ya bir şey olmasın. Yani şimdi fidyeciler ararsa Ekrem parayı ödeyecek. Yukarı çıkıp mücevherlerimi saklayayım. Ekrem'e güven olmaz. Nazlıcığım, saat çok geç oldu. Seni merak eder sonra ablaların. İstersen eve git, olur mu? Haklısınız. Ben de oyuna dalmışım. Hop, alo. Ne yapıyorsun be? Hani o senin kızındı? Niye onu başka eve gönderiyorsun? İnsan kendi kızını başka eve gönderir mi be? Dilaycığım. Nereye gidiyorsun hayatım? Eve. Burası zaten senin evin bir tane. Hayır, burası benim evim değil. Ben amcamın evinde kalıyorum. Yine saçma sapan konuşmaya başladım Nilay'cığım. Bu ara çok mu televizyon seyrediyorsun sen? Evet, evet. Bu yeni nesil böyle annesi.
Ne yapsın? Sakın onu başka eve gönderme. O artık senin kızın. Tamam mı? Neyse ben gideyim. Ya ben eve gitmek istiyorum. Gece oldu artık. Aa, Nilay'cığım lütfen. Evet haklısın. Gece oldu. Onun için doğru uykuya. Hadi bakalım pijamalarını giyiyorsun. Ya ben eve gitmek istiyorum. Bayılıyorum bu adama. Nasıl düşürdü adamı gördün mü? Allah'ım sen benim geçilerime mugayet ol. İnanmıyorum ya. Biz burada kardeşimizin canından endişe ediyoruz. Onlar orada film izliyorlar. Ya boş ver Leyla. Zaten ne bekliyordun ki? Biz asıl şimdi Nazlı'yı nasıl kurtaracağız ona konsantre olmalıyız. Amcacığım ne oldu? Buldunuz mu Nazlı'yı? Yok çocuklar hiçbir yerde yok. Gitmediğimiz karakol, sormadığımız hastane kalmadı. Yok yok. Yok kızlar, karşıdakileri de dolaştık, vallahi yok. Anlıyorum ya, ne yapacağız biz şimdi? Şu anda yapacak bir şey yok ama paniğe kapılmayın, her yere haber bıraktık. Bir şey bulurlarsa hemen bize haber verecekler. Of ya, elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Aslı! Ay gel Ekremciğim, gel çok komik bir film başladı. Jackie Chan'ın filmi. Ay başını anlatayım sana gel. Şimdi adamın kızını kaçırdılar 9 yaşında. Aslı! Bizim film seyredecek halimiz mi var? Ay canım ne bileyim ben, seyretmezsen seyretme. Allah Allah. Yani sen de ona buna kızıp hıncını bizden çıkarıyorsun. Hayret bir şey yani. Sanki yerini biz kaçırıp öldürdük değil mi? Ne? Öldürmek mi? Amcacığım yoksa Nazlı'ya bir şey oldu da bize mi söylemiyorsunuz? Yok çocuklar öyle bir şey. Aslı saçma sapan konuşma. Çocuklar paniğe kapılıyor. Yalan mı Ekremciğim? Yani bu saate kadar arayan soran yok. Fidye falan da isteyen olmadı. Tamam yani öldürmemiş olsalar bile en azından bacağını kesip dilendirmek için kaçırmışlardır çocuğu. Aslı! Tamam sakın dur panik yapmayın çocuklar. Zavallı Nazlı ne yapıyordur acaba şimdi? Açın kapıyı da tuvalete gideyim. Tamam bir tanem. Ben seni götürürüm. Gel hayatım. Ya teyze ya ne olur bırak beni. Ben senin kızın değilim. Ben Nazlı'yım. Nilay'cığım. Yine mi rüya gördün sen bir tanem? Ha? Eskiden de ne zaman rüya görsen inanırdın. Al bir tane. Hadi gel. Tuvalete götüreyim ben seni.